Merhabalar. Ondan sonra ikinci sipariş de geldi. Dedim ki karşı taraftan ödendi mi? Yok. Bundan sonra bana karşı taraf ödemediği süre içerisinde bana göndermesin arkadaşım. Kimse. Kuryeleri de, lokantaları da, restoranları da boşa yormayın. Beni de umutlandırmayın. Ayıp ya, yazık, günah ya. Size yani. Bunları gönderenlere. Ben de zannediyorum ki ne? Ha, tamam, parası ödenmiş, bana geliyor. Ben kimseden yalvarmadım ki bana şunu gönderin, bunu gönderin diyerekten. Lafını bile etmedim. Yapmayın böyle. Benim zaten durumum dedim ortada belli. Çalışmıyorum, etmiyorum, ayağımdan dolayı menajer konusu almıyorum. Size hesap vermek zorunda değilim. Daha ne yapayım, ne diyeyim? Kimseden bir şey izledim mi ben? Hayır. Alt üstü yemek gönderiyorsun boyuna kapıma. Kim gönderdi? Plan kişi. Ödedi mi hesabı? Yok. Göndermeyin arkadaşlar. Hesabı ödeyin, öyle gönderin. Yemek parasını. Göndermek zorunda da değilsiniz. Ama böyle kapıma da insanları, çalışanları meşgul etmeye de hakkınız yok. Hoş geldin Ayça abla. Gördün değil mi Ayça abla az önceki? Bir de ardından tekrar başka bir yerden geliyor. Yapmayın böyle ya. Ben ne yaptım evde? Şey vardı. Ya benim zaten 150 TL param var. Kimseyi ilgilendirmez. Hastaneye giderim veya arabama gaz alırım. Allah'tan evde yumurta vardı. Çok da güzel ekmekle kızarttım, bayat ekmekle. Ha. Madem gönderiyorsunuz, parasını ödeyin ki ben de burada yiyeyim. Ben sizden zorlama. Hiç, yemin ederim Ayça abla, benim ağzımdan çıkmadı daha. Vallahi billahi. Çıkmadı. Oray vardı, Zenibe vardı. Ondan sonra yemin ederim benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Ben kimseden. Gülerek Yasmin gönderdi çorbayı. Parasını ödemiyor. Kulüm yapıyor değil mi? Ha. Evet. Doğrudur veya doğru değildir. Ha şey, kapıya geldi. Öyle mi dedi?
Yeliz'in yayınında söyledi. Madem o kadar delikanlıydı da, o kadar onun hakkında yayınlar açtı. Evinde beslediği kediler hakkında yardımcı olun diyerekten YouTube kanalımda videoları var. Niye öyle bir şey yapıyor? Dalga geçilecek kendisi. Madem öyle gönderiyor, parasını da kendi ödeseydi. Yeliz'in yayınında yaptı bunu. Çünkü ben Yeliz'le konuşmuyorum ya. Yasmin Yeliz'in yayınında ben Sibel Baysal'a dalga geçeceğim diyerekten buradaki restoranları, lokantaları, kuryeleri oyalayıp kendi çapında Yeliz'e ha hanımanın yayına kız bana bak. Hanıma bugün bana sabah 1.000 TL gönderdi. Ya sen de 3.000 TL olaraktan etrafında dön. Ama sana göndermedi. Ben de istemedim ondan. Yapar yapar. Ayça abla. Son zamanlar öyle. Ayça yapıyor. Aman Ayça demişim. Yasmin. Yapıyor yapıyor abla. Bir de bana demez mi şeye yaz hanım ağaya bana 3.000 TL gönderecekti. Kedilerim ameliyat olacak. Bir siktir git lan buradan. Kedilere 50 tane kedi beslenmez evde. Bugün 50 tane olur yarın 60 tane olur. Kediler insan mı? Hayır. İnsan en fazla 200, 300, 400 bile zor. Doğrular. İnsanlar. Doğru. Doğru Ayça abla. Bir de bana diyor. Zeynep'e yaz da diyor. Bak diyor. 3.000 TL gönderecek de. Bana şeyden dolayı. Kedilerimi tedavi ettireceğim. Bana ne ya? Ben mi istedim sabah hanım ağadan? Zeynep'ten ben mi istedim? Hayır. Zeynep'in sevdiği insanlar var, sevmediği insanlar var. Ben istemeden kendisi bana yollamış. Bir de demez mi araya gir? Niye araya gireyim? Sana kadın 3.000 TL göndermek zorunda mı? 50-60 tane kediye. Ferdi'nin dediği gibi. Ferdi seni yayına aldı ya. Gerçekleri konuştuğunda Ferdi kötü oldu. Değil mi? Olsun. Olsun. Burada ben seni kötü olarak biliyorum. Yasmin misin nesin? Bir siktir git başımdan. Hadi. Dangalaya bak. Verdi haklı yere konuştu ama. 50 tane kedinin ne işi var? Herkes onu söylüyor, ben de söylüyorum. Ha öyle mi? Çorbayı bana göndermiş, benle gulüm yapmış Yeliz'in yayınında. Ne oldu? Yo, Zeynep gönderse benim haberim olur. Sürekli bana yazıyor.
Zeynep'e yaz. Zeynep'e. Ha demek ki gönderdiyse o 3000 TL onu tatmin etmedi. Bak Günür da gönderdi ona mama olarak da. Ama nakit göndermedi. Siz enayisiniz, ben ne yapayım? Gerçi ne? Bunlar artık Petrov'la anlaşmışlar. Mamaları bile satıyorlar. Ortaklaşa. Kapıya göndermiş adamı. Lokantayı Yeliz'in yayınında da dalga geçmiş. Öyle mi? Yo, çorbayı. O zaman Yeliz ona göndersin. Tamam. Yeliz Yasmin'e göndersin. Zeynep'e şey yapmasın. Gündür'e de şey yap. Gündür zaten bir kere gönderdi. O da mama olarak da. Zeynep'e bundan sonra alet olmasın. Dangalak. Kapıma geldi hayatım. Görmüyor musun? Az önce video çektim ya, duruyor. Ha. Yasmin'le Yeliz, Tuğra, Deniz 23. İkisi bana oyun oynamışlar. İkisi yollamışlar. Gullümüne. Öyle şeyin gullümü olur mu ya? Ha belki de hani Roy'un Zenobi'nin yayınında işte orada dedim ya sabaha karşı hanıma bana, ben istemeden bana Zeynep adında olan hanıma ben istemeden bana şey gönderdi. Onu çekemedi herhalde. Ondan dolayı böyle sürekli kapıma şey gönderdi. Madem gönderiyorsun da Jartiyerli. Ha? Kolikesen. Kedilerin üzerinden ne malanan? Bugün 50 tane varsa yarın 60 tane, 70 tane olur. Bir ay sonra 250 tane olur. Ferdi eğer doğru söylüyor kara çocuk. Ben de katılıyorum. Aynı fikirdeyiz. O zaman ödeseydin ya. Bak görüyor musun Uğur? Neler başıma geliyor? Bunu da şey yaz şey yapmış, Yasmin yapmış. Senin eşinle beraber. Eşin var ya sarı yelloz. Anacu diye şeye Şengül'e gelip öyle diyorsun ya. Ha. Karıcuğum deyip de sarı yeloza diyorsun. Ortada oynayan konsomatris. Sana da artık.
inanmıyorum. Konsomatris olaraktan oradan buradan atlıyorsun, geliyorsun. Uğraşamam ne Uğur'la ne Sarı Yeloz'la, hiç uğraşamam onlarla. Muhatap bile olmam. İkisi aynı karakterde olan kişiler. Karakter çok önemli. Yarın bugün sen tekrardan şu an salıverildin ama o video paçayı ezikliyordun ya. O videoyu zaten vermişti. Bakalım ne olacak. Kalbimden vurdun beni. Ben seni vefasız seni. Çık artık hayatımdan, ulan istemiyorum seni. O yalan sözlerine nasıl da inanmışım. Aşkından ölsem bile bir gün affetmem seni. O yalan sözlerine nasıl da inanmışım. Aşkından ölsem bile bir gün affetmem seni. Bela mısın başıma? Nereden çıktın karşıma? Vicdanın yok mu senin? Bak gözümün yaşına. Ömrümü verdim sana. Kıymetini bilmediğin. Aşkından ölsem bile bir gün gelme yasıma. Bela mısın başıma, nereden çıktın karşıma? Vicdanın yok mu senin? Bak gözümün yaşına. Ömrümü verdim sana. Kıymetini bilmediğin. Aşkından ölsem bile bir gün gelme yasıma. Bana yaptıklarını nasıl unutacağım? Gönlümdeki yarayı kime anlatacağım? İki elim yakanda
Kurtulamazsın benden, bu aşkın hesabını mahşerde soracağım. İki elim yakandı, kurtulamazsın benden, bu aşkın hesabını mahşerde soracağım.